Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği SDN Summit'te girişimcilik alanındayız. Girişimcilik alanında birçok girişimci hem iş fikirlerini ziyaretçilere anlattı, hem de yatırımcılarla buluştu, hem de networking fırsatları sağladı. Şimdi SDN Summit'te yer alan ve ARZ Portföy tarafından desteklenen girişimleri ziyaret edeceğiz ve hikayelerini dinleyeceğiz. Brandsight çok lokasyonlu markalar için yerel reklam, dijital pazarlama reklamı çıkartan bir ürün. Biz ne yapıyoruz? İki tane ürünümüz var. Bu ürünlerden birisi bayilik sistemiyle çalışan markaların bayiliklerine dijital pazarlama reklamı verdirten ve bunun genel müdürlüğün kontrolünde yapılmasını sağlayan bir ürün. İkinci ürünümüz ise yine satış noktaları bulunan kurumsal firmalarımızın yerel lokal reklamlarını çok kolay bir sistemde çıkabilmelerini sağlayan bir ikinci ürünümüz var. Biz ne yapıyoruz? Bizim ana işimiz Meta ve Google altyapısını kullanıyoruz ama burada bizim onlardan farkımız yerel reklamı çok kolay bir şekilde yayına alabilmek. Burada değişkenler kullanıyoruz. Örneğin ilçe bazlı değişkenler kullanabiliyoruz ve yerelde mahalleye kadar inebiliyoruz. Bu alanda marka teker teker lokasyon bazlı görsel hazırlamaları yerine biz onlar için otomatik değişkenlerle hem bayiliklerine hem de satış noktalarına reklam çıkabiliyoruz. Ars Portföy bizim ilk kurumsal yatırımcımız ve bu etkinlikte yer almamıza yardımcı oldu. Bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyuz. Komodif bir bağlantılı araç teknolojileri girişimi. Komodif her türlü mobil araçtan aldığı verileri anlamlı son kullanıcı senaryoları haline dönüştürerek kurumsal müşterilerine sunuyor. Şu an piyasada iki adet ürünümüz var. Biri bağlantılı araç dikeyinde, biri ise bağlantılı teslimat dikeyinde. Ars Portföy'den 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldık. Kendilerine bu süreçte bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bir kurumsal spin-off olduğumuz için aldığımız ilk bağımsız yatırım olması bizim için ayrıca anlam taşıyor. Şu an içinde bulunduğumuz etkinlikten çok memnunuz. Bu tarz etkinliklerin arttırılmasını gönülden destekliyoruz. Çok teşekkürler. Ars'ı tekstil atıklarından bina, ısı ve ses yalıtım malzemesi geliştiren bir Ar-Ge firması. Halihazırda satışlarına başlamış, Ar-Ge'sini tamamlamış ve yakında kurgulayacağı 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip üretim tesisiyle birlikte yüksek oranda üretime geçeceğiz ve satışlarımızı katlayarak devam etmeyi planlıyoruz. Geliştirdiğimiz ilk ürün olan Harris Polyesteryon, tekstil atıklarından elde edilen bina ısı yalıtım malzemesi. Atıkları değerlendirdiği için maliyet etkin bir çözüm ve şu anda satışlarını gerçekleştiriyoruz. Ars Portföy'ün de arasında olduğu yatırımcılarımızla birlikte yakın zamanda bir üretim tesisi hayata geçireceğiz ve 1 milyon metrekare üretim hacmimizle tüm Türkiye'de satışlarımızı yürütüyor. Sonrasında Avrupa Teknik Onay Sertifikamızla birlikte de Avrupa'da satışlarımızı ilerletiyor olacağız. Navlungo, uluslararası kargo taşımacılığı. Navlungo özellikle uçtan uça lojistik kavramında hem ihracat hem ithalat, hava, kara, deniz ve hızlı ekspres kargo taşımacılığı yapmakta. Bu etkinliğimiz gayet çok başarılı. Özellikle teknolojik anlamda birçok platformları bir arada buluşturuyor. Bizler bu konuda girişimcilere, yatırımcılara ve özellikle de e-ticaret ve ihracat yapan tüm firmalara lojistik anlamında en avantajlı fiyat ve servis avantajları ile beraber sunmaktayız. Fuarımızda birçok firmalarla da girişimcilerle de beraber tanışma ve görüş alışveriş yapmakta fırsatlar bulduk ve çok güzel etkinlikler. Bu etkinliğimizin önümüzdeki süreçte de devam ederek çoğalmasını bekliyoruz. Optoman Express yaklaşık 6 yıl önce ARZ portföyünde katkılarıyla yurt içinde 81 ilde evden eve taşıma yapan bir yazılım firmasıydı. Yaklaşık bundan 2 yıl sonra da yine ARZ portföyün yatırımları, katkıları ve trend yolunda işbirliğiyle beraber yaklaşık 5 ilde mikrolojistik dağıtım yapan bir firmayız. Yakın zamanda yeni bir ortaklık gerçekleştirdik. Saha operasyonlarımızı dijital lojistik üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bir yıl içerisinde diye tahmin ediyorum ki hedefimiz bu yönde. Avrupa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Almanya'da ve bize komşu olan, bize yakın olan Azerbaycan'da da dağıtımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Vandox bir sözleşme yönetim platformudur. Orta ve büyük ölçekteki firmaların sözleşme süreçlerini uçtan uca hem otomasyonla hem yapay zekayla yönetilmesini sağlar. Vandox geçtiğimiz yıllarda AP Ventures'tan aldığı yatırımla hızlıca ürünü ölçeklendirdi. Daha sonra aramıza katılan farklı sektörlerden lider kuruluşlarla birlikte pazarda büyümemizi güçlendirdik, hızlandırdık. Aslında bu yıl Ars Portföy'den aldığımız yatırım büyüme odaklıydı ve amacımız aldığımız bu yatırımla birlikte hem ürünü tüm sektörlere uygun bir hale getirmek hem de ürünün büyümesini daha kolay ölçeklenebilir bir hale getirmek. SDN Summit'te buradaki tanışıklıklar, networking ve buradaki müşteri edinme fırsatları aslında bizi hızlandırdı, güçlendirdi. SDN Summit ve ekibine çok teşekkür ederim. Orbine AI, Chat AI altyapısıyla müşteri ilişkilerini sağlarken satış ve pazarlamaya da dokunan bir müşteri deneyimi ekosistemi aslında. Halihazırda 1 yıl 5 aylık bir şirketiz. İstanbul Teknopark'ta anonim şirket olarak bulunuyoruz. Aynı zamanda on-prem olarak yapay zeka dil modellerine hizmet vermekteyiz. Çok yeni Hugging Face adında bir platformda Türkiye'deki lider markaları da geçerek Leadboard'da birinci sıraya gelip Türkiye'nin en iyi yapay zeka dil modeli seçildik. Türkiye'deki başlıca şirketler Denizbank, Valyan Sigorta gibi şirketler
ürünlerde bu anlamda müşterilerimiz oluyorlar. Ars Portföy'le birlikte stand açtık. Bu anlamda Ars Portföy yatırımcımız oluyor. Pre-seed roundumuzda 2,5 milyon değerlemeyle yatırım aldık Ars Portföy'den. Bir sonraki adımlarımız da aslında 2025 Q1'de de ilk yurt dışı global operasyonel süreçlerimizi başlatmış olacağız. TDN Summit'e de bu anlamda global etkinlikler vizyonuyla katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki senelerde de burada olmayı merakla bekliyoruz. Oxodes Bilişim Teknoloji, görüntü işleme tabanlı ve konum kontrolüne dayalı ürünler geliştiren bir girişim. Milimetre altı seviyede konumları tespit ederek bunları ürünlere ve özellikle fabrikaların montaj istasyonlarına, kalite kontrol birimlerine, operatör guide sistemlerine uygun hale getirip fabrikaların kalite kontrol süreçlerine destek sağlayan, aynı zamanda operatörü yönlendiren ve operatörlü işlemlerde operatörün sıfıra yakın hata yapmasını sağlayan sistemler geliştiren bir girişimdir. Otomotiv, havacılık, beyaz eşya, savunma sanayi ve seri üretime sahip herhangi bir firmanın ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştiren bir girişimdir Oxodes Bilişim Teknoloji. Bu konuda Ars Portföy bize 3,5 milyon değerlenme üzerinden bir yatırım yaptı. Bu konuda Ars Portföy'e sizin nezdinizde bir kez daha teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda SDN Summit etkinliğinden de çok memnun kaldık. Buradaki network fırsatları, aynı zamanda diğer girişimcilerle tanışma fırsatı yakaladığımız için çok memnunuz. Önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de katılmayı şimdiden planlıyoruz. Bayzi Sens aslında artan bakım ihtiyaçlarını endüstride uçtan uca akıllı makine sağlığı çözümleriyle yüksek teknoloji çözümler sunmaktadır. Bayzi Sens aslında hem donanım hem de yazılım anlamında kendi geliştirdiği ve ticaretleştirdiği çözümleri bulunmaktadır. Bunların içerisinde IoT temelli farklı tip sensörler bulunduran cihazlar ve bu cihazlarla internet altyapısı da haberleşen yazılım uygulamaları bulunmaktadır. Biz aslında endüstride artan bakım ihtiyaçlarını çözmek amacıyla enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ve endüstrideki üretimin devamlı sürekli takip etmesi amacıyla IoT sensörlerimizi, cihazlarımızı plug and play şekilde aslında her türlü motor, kompresör, pompa endüstrideki varlıkların üzerine monte ediyoruz. Daha sonrasında bu cihazlardan alınan verileri internet bağlantısıyla yazılım platformumuza gönderiyoruz. Burada analiz edilen, yapay zeka destekliyle analiz eden platformda şunu söylüyoruz. Burada rulman arızası var, işte hizasızlık var, 50 farklı arıza tipini arıza olmadan önce ya da bir duruş yaşanmadan önce sanayide bir endüstride bir duruş yaşanmadan önce erken aşamada tespit eden bir aslında çözüm sunuyoruz. Bu sayede endüstrinin aslında artan enerji maliyetlerini, üretimdeki rekabetçi yanını, üretimin devamlılığını sağlıyoruz. Vaysen şu anda Ankara merkezli, aynı zamanda İngiltere'de ofisi olan bir startup. Ekibimizde 35 kişi çalışıyor. Şu anda 50'den fazla Türkiye'de büyük endüstride müşterimiz var. Türkiye'nin kendi alanımızda en büyük dijitalleşme projelerini gerçekleştiriyoruz. 2023'ün son çeyreğiyle beraber aslında Amerika Birleşik Devletleri dahil 7 ülke ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz de aslında 2024 ve 25 yılları itibariyle tamamen global operasyonları büyütmek. Özellikle Avrupa, Körfez ve Asya Pasifik'te sektörde lider konuma gelmek istiyoruz. Geçen aylarda da ilk tur yatırımımızı Ars Portföy ve Zen Girişim'le beraber tamamladık. 630 bin euroluk bir tur gerçekleştirdik. Şu anda hedef bizlerimiz arasında da yakın gelecekte ikinci ve üçüncü devam turları ve Türkiye'nin teknoloji açığını kapatacak bir startup olarak umarım Turcon yani Unicorn olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Sevgili Tech Insight izleyicileri, SDN Summit'te girişimler sahne aldılar. Getirdikleri çözümleri, teknolojilerini buradaki ziyaretçilerle, yatırımcılarla ve diğer girişimcilerle paylaştılar. Biz de biraz önce Ars Portföy'ün desteklediği girişimleri SDN Summit'te tek tek ziyaret ettik ve girişimlerini bizlere tanıtmalarını istedik. Şimdi de yanımızda kim var? Yanımızda Ars Portföy yöneticisi Murat Onuk var. Ondan bazı bilgiler alacağız SDN Summit hakkında ve girişimcilik hakkında. Efendim öncelikle SDN Summit'i nasıl buldunuz? Valla şöyle çoktandır böyle bir summit'e gelmemiştim. Bu anlamda ne kadar eksik olduğumuzu fark ettim. Çünkü daha önce bu tarz çalışmalar, fuar alanları vardı. Ben de bütün kariyerim boyunca hep bunlara katılmıştım. O yüzden buradan ekibinize, özellikle Hakkı Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bir ne diyelim ışık ve yepyeni bir imkan getirmiş oldu hepimize. Burada çünkü bütün sektör, farklı sektörler, teknoloji sektörü, finans sektörü, farklı farklı alanlar. Herkes bir araya gelip birbirini tanıyıp ve işte birbirleriyle iletişim kurma imkanına sahip oluyorlar. Bu çok önemli bir unsur. Şimdi girişimlere tavsiyenizi almak istiyorum. Bir girişimin başarılı olması için hangi konuya eğilmesi gerekiyor? Valla tabii biraz önce panelde de bundan
bahsettik. İnanın girişimcilerin işi çok zor. Yani Allah gerçekten yardımcıları olsun. Çünkü çok alanda hani İsviçre çakısı derler. Bir anda yani her alanda belli bir seviyenin üstünde iyi olmak zorundalar. Bu tabii hani bazı girişimciler ve şirketler bunu birkaç kurucuyla atlatıyorlar. Yani mesela birisi teknik tarafta iyi birisi iken diğeri satış tarafında, diğeri finans tarafında olunca düşünün işte bir şirkette 3 alanı birden en temel 3 alanı kapatmış oluyorsunuz. Bunun dışında tabii girişimlerin gene biraz önce panelde konuşulduğu gibi fikir önemli ama fikirden çok işin icrası yani execution dediğimiz kısım önemli. Kendilerini iyi anlatmaları önemli. Tek başlarına gitmek yerine eğer yani finansa, ekstra finansa ihtiyaçları varsa da işte biraz önce bahsedildi smart money denilen akıllı para. Yani onlara network alanında, işte iletişim alanında ve birçok alanda yeni çığır ve kapı açabilecek yatırımcılarla birlikte yol almaları önemli. Biz Ars Portföy olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir girişimciye yatırım yaptığımız vakit her alanda bu girişimciye destek olmak istiyoruz. Tabii burada girişimciye düşen konu da o desteği alabilmek için bizimle olan iletişimini her alanda iyi bir şekilde sürdürmesi. Yani hani ben yatırımı aldım, bundan sonra işime bakayım, devam edeyim. Çok güzel ama mesela bizden ne bileyim ayda bir bile olsa, işte bu tabii değişir. Hani ekipteki başka arkadaşlarla haftada bir bile olsa devamlı yaptıkları işlerden bahsetmeleri. Çünkü öyle şey oluyor ki sizin çok yakın olduğunuz bir firmaya, bir kişiye, bir oluşuma bir şey satmaya çalışıyorlar. Siz bunu bazen 6 ay sonra öğreniyorsunuz. Halbuki bize önceden haber gelmiş olsa belki çok daha hızlı ve rahat. Evet yani çözeriz şeklinde yapılabilir. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sevgili TechInsight izleyicileri, SDN Summit'te Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği SDN Summit'te girişimcileri dolaşmaya devam ediyoruz. Videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.